Herkese merhaba. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda 75 soruda Osmanlı kültür ve medeniyeti konusunu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudayız. Osmanlı Devleti'ni diğer Türk devletlerinden ayıran ve bu yüzden uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli özelliği merkezi otoriteye önem vermesidir. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi merkezi otoriteyi tamamen bir yönetim biçimi olarak kurallara bağlamıştır. Bunu bir yönetim biçimi olarak kurallara bağlayan tabiri caizse ilk kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Unutmayınız. Aklınızın bir köşesine lütfen yazınız. Birinci sorumuzun cevabı Bursa olmalı. Geldik ikiye. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle devlet yönetiminde tam olarak merkeziyetçiliği kurmuştur? Fatih Sultan Mehmet döneminde yayınlanan kanunname Ali Osman gelsin aklımıza. Bu kanunname ile devletin bekası için gerekirse kardeşlerin dahi öldürülebileceği açıkça dile getirilmiş idi. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Üçe geldik. Birinci Murat döneminde ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır anlayışı benimsenmiştir. Böyle bir düzenleme ile ulaşılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kardeş kavgası önlenmek istenmiş mi? Hayır. Peki Avrupalı güçlerin beğenisini kazanma arzulandı mı? Hayır alakası yok. C'ye geldim. Hukuki açıdan Avrupa'dan ileri olduğumuzu göstermeye mi çalıştık burada? Hiç alakası yok. Peki federal yönetimi benimsemek için böyle bir karar alınmış olabilir mi? Hayır. Aksine merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamak için Osmanlı Devleti böyle bir karar aldı. Osmanlı Padişahı böyle bir kararı benimsedi, uyguladı. O halde 3 ne olmalı? Denizli olmalı. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki Osmanlı sultanlarından hangisinden sonra hükümdarın sadece büyük oğlunun sancağa çıkmasına izin verilmiştir diye sordum. Muhteşem Yüzyıl dizisi gelsin aklınıza. Sarı Selim'den sonra hükümdarın sadece büyük oğlunun sancağa çıkmasına müsaade edilmiştir. Mümkün mertebe taht kavgalarını önleme arzusu söz konusu burada. Dikkat ederseniz 4 ne olmalı o zaman? Adana olmalı. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'ndeki kafes usulü uygulaması aşağıdaki Osmanlı Sultanlarından hangisi dönemde getirilmiştir? Celali isyanları nedeniyle biliyorsunuz 1. Ahmet ki 3. Mehmet'in oğluydu. Sancağa çıkamadı, yaşı da küçük idi. Diyanet Vakfı İslam Asiklopedisi'nde 1. Ahmet maddesine bakarsanız verdiğim bilginin, ürettiğim sorunun hatalı olmadığını görürsünüz. Bundan sonra şehzadeler sancağa gitmediler, ve sarayda 1. Ahmet'le beraber şimşirlik adı verilen yerde sıralarını beklediler. Bu sisteme kafes usulü dendi. O halde 5. sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. 6. sorudayız. Fatih döneminden itibaren divan üyelerinin görüşlerini daha rahat söyleyebilmeleri için kafes sistemi getirilerek padişahlar divan toplantılarına katılmamışlardır. Bu durum aşağıdaki makamlardan hangisinin önem kazanmasını sağlamıştır? Tabii ki ön plana çıkan mevki makam hangisi olacaktır divanda? Sadrazamlık yani veziri azamlık makam. O halde altı ne olmalı? Ceyhan olmalı. Yediye geldik. Yukarıdakilerden hangileri 16. yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayun'un toplantılarına katılmışlardır? Yasak diye de kodlayabilirsiniz. Yeni ağası Şeyhülislam ve kaptanı Derya yani müftü Şeyhülislam eşittir. Unutmayınız. O halde yedi ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 8'e. Divan-ı Hümayun'un asli unsurlarından olan ilmiye sınıfı yukarıdaki görevlerden hangilerini üstlenmiştir? Eğitim, yargı ve fetva. Bunların Arapçalar neydi? Tedris, eğitim, kaza, yargı, ifta ise fetva makamını aklımıza getirsin. O halde 8. soru ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 9'a. Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi hiyerarşik dizilişte daha ön safta sırada yer alır? Tabi şıklara bakınca sevgili arkadaşlar bir numaralı kişinin sadrazam olduğunu sultandan sonra görmekteyiz. O halde dokuzuncu soru ne olmalı? Denizli olmalı. Onuncu sorudayız. Vezir-i Azam'ın çok önemli bir özrü olduğunda veya seferde bulunduğu zamanlarda yerine Aşağıdaki görevlerden hangisi vekalet etmiştir? Bunu unutmayacaksınız. Adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Bu makama vekalet eden kişi sadaret kaymakamıdır. Unutmayınız lütfen. 10. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 11. sorudayız. Divan-ı Hümayun'daki büyük davalara bakan, kendi bölgelerindeki kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Kadı asker, kadıyı leşker gelsin aklımıza. Yani kaz asker gelsin. 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı. Geldik 12'ye. Aşağıdakilerden hangisi nişancının görevlerinden birisi değildir diye sordum. Şıklara dikkat edelim. Fethedilen araziyi tahrir defterlerine kaydeder miydi? Bu görev miydi? Evet. Dirlikleri dağıtmak görevleri arasında mıydı? Tabii ki. Padişahın tuğrasını yine çeker miydi? Evet kanunlar hakkında açıklama yapar görüş bildirir mi yerine göre evet. Peki alınan kararlara dinen icazet vermek onun yetkisi dahilinde olan bir şey değildi. Aklımıza Şeyhül İslam gelsin. 12 ne olmalı? Edirne olmalı. 13'e geldik. Divandaki katiplerin şefi olup bir süre nişancıya bağlı olarak da görev yapan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Daha sonra biliyorsunuz hariciye nazırı seviyesine de yükselecektir reisül kütap olmalı cevabımız. 13 ne olacak? Adana olacak. 14. sorudayız. Osmanlı Devleti'nde yürütme, yargı ve bürokrasi işlerini yerine getiren sınıflar sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye sordum. Yürütmeden Seyfiye sınıfı sorumlu unutmayacaksınız. Yargıdan aklımıza ilmiye sınıfı gelsin sorumlu olan kesim o. Bürokrasiden sorumlu olan kimdi? Ehli kalem ya da kalemiye sınıfıydı. O halde 14 ne olsun? Denizli olsun. 15'e geldik. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması, Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması. Demişim ki yukarıdaki gelişmeler sırasıyla aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi dönemine aittir? Rumeli Beylerbeyliği'nin kuruluşu 1. Murat dönemidir. Unutmayacaksınız. Merkezi deniyor ki yaygın kabul manastır olduğu yönünde. Anadolu Beylerbeyliği yılların Bayezid dönemi yani 1. Bayezid döneminde kuruldu. Birden fazla ne diyelim merkezi oldu. Kütahya merkezi oldu bir dönem Ankara merkez seçildi. O halde 15. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. 16. sorudayız. Yukarıdaki idari birimlerin büyükten küçüğe sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sordum. Bir bakın hemen en büyüğü hangisiymiş? Büyükten küçüğe eyalet, sancak, kaza ve köy olmalı. O zaman 4 başta olacak, 3 ikinci sırada olacak. 3 kaza olacak. Yani 1 4. sırada ise ikinci öncül yani köy olacak. Cevabımız o halde ne olmalı? Denizli olmalı. Bir kere daha bakalım. En büyüğü eyalet, sonra sancak geldi, sonra kaza geldi ve en sonda köy geldi. 16 ne olmalı? Denizli olmalı. 17'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlere merkeze bağlı eyaletler denilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu eyaletlerden birisi değildir diye sordum. Burada ilginizi çekecek bir şey var. Kıbrıs, Bosna, Halep ve Anadolu merkeze bağlı eyaletler statüsündeydi. Mısır'da bir dönem böyleydi. Fakat hain Ahmet Paşa isyanı Hasebiyle durum biraz daha değişti. Pargalı İbrahim bölgeye geldi ve ne yaptı? Sistemi yeniden düzenledi. Mısır sevgili arkadaşlar dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlerden birisi değildir. 17 o halde ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 18'e. Çarşı ve pazarın güvenliğini sağlar, fiyatları kontrol eder, esnafı denetler. Yukarıda özellikleri verilen görevli aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar cevabımız muhtesip olmalı unutmayınız. Kapan emini hale gelen malların vergilendirmesinden sorumluydu. Beytül mal emini kamuya ait mallar aklımıza gelsin. Gümrük ve baç eminde zaten bildiğiniz şeyler. O halde 18 ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 19'a. Osmanlı devletinde esnaflar lonca adı verilen teşkilata sahipti. Aşağıdakilerden hangisi loncaların başlıca görevlerinden birisi değildir? Fiyatları belirlemek onların görevlerinden birisi miydi? Evet. Esnafla hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek yine görevler arasında mıydı? Tabii ki unutmayınız. Halka mesleki eğitim verir miydiler? Mesleki eğitim çırak, kavfe ve ulusal ilişkisine göre yürütülür Peki üyelerine kredi sağlar mıydılar? Evet. Bu da söz konusu. Sanat ve ticaretle ilgili vergiler onlar mı toplardı? Hayır. 19 o zaman ne olmalı? Edirne olmalı. 20. sorudayız. Osmanlı İmparatorluğunda cemaat kavramı yukarıdakilerden hangileri için kullanılmıştır? Hristiyan cemaati, Ermeni cemaati ve Musevi cemaati tabirleri aklınıza gelsin. Unutmayınız. 20. sorumuz ne olmalı? Edirne olmalı. 21. sorudayız. Osmanlı Devleti'nde yüksek dereceli görevliler zamanla atandıkları yerlere gitmeyerek aşağıdaki görevlilerden hangisini yerlerine vekil olarak tayin etmişlerdir? Bahsi geçen kişi müsellimdir unutmayın. 21 Bursa olmalı ases başı. Bir nevi gece bekçilerinin başıydı. Ulak haberleşme için kullanılır idi. Yiğit başı ve Ketüda ise bir çeşit yöneticiydi. O halde 21 ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 22'ye. Vilayet nizamnamesi aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemde çıkarılmıştır? Tarihi neydi? 1864 1861-76 yıllar arasında Osmanlı tahtında kim vardı? Sultan Aziz vardı. O halde 22. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 23. sorudayız. Yeniçeri Ocağı yukarıdaki hükümdarlardan hangisi dönemde kurulmuştur? Kapıkulu Teşkilatı Sultan 1. Murat döneminde kurulmuş idi. Siz de bunu hatırlayınız lütfen. 23. O halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. Geldik 24'e. Yukarıdaki askeri birliklerden hangisi ya da hangileri devletten ulufa adı verilen maaş almaktaydı? Kapıkulu askerleri ulufa alır mıydı? Evet. Peki, eyalet askerleri ulufa alır mıydı? Hayır, onlara maaş olarak toprağın geliri verilirdi. Hatırlayınız, iki noluklarını attık. Peki, bağlı hükümet askerleri ulufa mı alırdı? Hayır arkadaşlar. O halde 24. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 25'e. Aşağıdakilerden hangisi kapı kulu piyadelerine bağlı askeri bir sınıf değildir? Ben süvarileri söyleyeyim oradan yakalayalım cevabı. Kapı kulu süvarilerine altı bölük halkı da denir. Sipahiler, silahdarlar, sağ garipler, sol garipler, sağ ulufeciler, sol ulufeciler değil mi? O halde 25'in sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. Sağ garipler kapı piyadelerine mensup değildir. Süvari sınıfındadır. 25 Ceyhan. 26. sorudayız. Osmanlı ordusunda silahları yapan, onaran ve cephaneleri temin eden ocak aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Cebeciler Osmanlı ordusunda silahları yapan, onaran ve cephaneleri temin eden ocağa verilen isimdi. Cebeci ile cebelüğü sakın birbirine karıştırmayın. Cebelüğü atlı asker Hatırlayınız lütfen. Müsellem, yaya ve müsellemler gelsin. Sağ garip, sol garip, sağ ulufeci, sol ulufeci, kapı kulu süvarileri sınıfına mensup idi. Bir kişi yeniçeri olmadan önce acemi olanlar ocağına giderdi. Kapı kulu piyadeler içerisinde en itibarlı sınıf ise yeniçeri ocağıydı. O halde 26 ne olmalı, ada ne olmalı. 27'ye geldik. Yukarıdakilerden hangileri savaşta saltanat sancaklarını korumakla görevlidir. Sipahiler ve silahtarlar saltanat sancaklarını korumakla doğrudan görevli değil. Burada saltanat sancaklarını korumakla görevli olanlar sağ ulufeciler ve sol ulufecilerdir. 27. sorunun cevabı o halde ne olmalı kıymetli arkadaşlar? Edirne olmalı. Geldik 28'e. Aşağıdaki eyaletlerden hangisi Osmanlı Devleti'ne vergi ve asker göndermekle yükümlü değildir. Kutsal belde olmasına binaen Hicaz'dan vergi ve asker almamıştır Osmanlı Devleti. Peygamber'e duyduğu sevgi e, aklınıza getirin lütfen. 28 ne olmalı? Ceyhan olmalı. Geldik 29'a. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde geliri sınır boylarında görev yapan askerlerin masraflarına ayrılan topraklardır? Paşmaklık neydi? Padişahın ailesindeki hanımların masraflarına ayrılan topraklar idi. Mukata geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar idi. Ocaklık neydi? Geliri kale komutanlarına ve tersane masraflarına ayrılan topraklar idi. Cevabımız ne burada? Dikkat edin. Geliri sınır boylarında görev yapan askerlerin masraflarına ayrılan topraklar neydi? Yurtluk araziydi. Malikane arazi ise zaman içerisinde kişilere ki vergilerini ödedikten sonra kaydı hayat hayatları boyunca terk edilen, bırakılan topraklarydı. O halde 29 ne olmalı? Denizli olmalı. Geldik 30'a. Osmanlı ordusunda yaya olarak savaşlarda en ön safta dövüşen birlik aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Yeniçeriler en ön safta dövüşmez. Özellikle sultanı korumakla görevliydiler. Yaya ve müsellemler daha sonra geri hizmette görevlendirildi. Derbent muhafızları adı üzerinde stratejik noktaları, Derbent adı verilen yerleri korumakla görevli kişiler olarak karşımıza çıktı. Sakalar ordunun su ihtiyacını karşıladılar. Zaman içerisinde görevleri, misyonları küçük değişikliğe uğrasa da cevabımız ne olmalı 30. soruda? Azaplar olmalı. Yani Adana, Osmanlı ordusunda yaya olarak savaşlarda en ön safta dövüşen birlik azaplardır. 30 Adana. 31'e geldik. İlk Osmanlı tersanesi aşağıdaki hükümdarlardan hangisi döneminde kurulmuştur diye sordum. İlk Osmanlı tersanesi yıldırım Bayezid döneminde Gelibolu'da kurulmuştur. Osmanlı'nın kendine ait ilk tersanesi olarak karşımıza çıkacaktır. Karesi yollarından kalan tersaneyle karıştırmayın. Dikkat edin lütfen. 31 ne olmalı? Bursa olmalı. 32'ye geldik. Osmanlı donanmasıyla fethedilen son yer aşağıdakilerden hangisidir? 24-25 yıllık bir kuşatmadan sonra 1669 yılında anca fethedilebildi. Donanma Hümayun'la fethedilen son yer tabii ki Girit'tir. 32. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Ceyhan olmalı. 33'e geldik. Osmanlı donanmasında denizcilere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Denizcilere Levent adı verilmektedir. 33. sorumuzun cevabı o halde ne olacak? Denizli olacak. Basit bir soru umarım yapabilmişsinizdir. 33 Deniz. 34'e geldik. Hamidiye Alayları aşağıdaki Osmanlı sultanlarından hangisi döneminde kurulmuştur? Şu aralar dizisi çok meşhur biliyorsunuz. Sultan II. Abdülhamit tarafından Hamidiye Alayları ne olacak? Kurulacaktır. 34. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 35. soruya. Osmanlı İmparatorluğunda 19. yüzyılda askerlik işlerini düzene koymak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Tabii ki Darı Şura'yı askeri kurulmuştur kıymetli arkadaşlar. Ben kısaca diğer şıkları da açıklayalım. Darı Şura'yı Babal 2. Mahmut dönemi ve idari işler aklımıza gelsin. Meclisi Ali Tanzimat ise 1854-1861 yıllarında Osmanlı Devleti'nde tanzimat yasalarını, tüzüklerini ve ıslahat uygulamalarını hazırlamakla görevli kurum idi. Şura-i Devlet deyince de günümüzdeki Danıştay gelsin aklımıza. O halde 35 ne olmalı? Adana olmalı. 36. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'daki temel idare birimlerinden birisi değildir? Sancak, eyalet, kaza, köy Osmanlı'daki idare birimlerinden birisiydi ama has temel idare birimlerinden birisi değildir. Has deyince has arazi aklımıza gelsin. 36 o halde ne olmalı Edirne olmalı. 37. sorudayız. Yukarıdakilerden hangisi şer'i hukukun kaynaklarından birisi değildir diye sordum. Kur'an, hadis, sünnet ve kıyas şer'i hukukun kaynaklarındandır unutmuyoruz. Oysa ferman şer'i hukukun kaynaklarından değil. Ferman deyince aklımıza örfi hukuk gelsin. 37 o halde ne olmalı? Denizli olmalı. Geldik 38'e. 19. yüzyılda yeni çıkarılan kanunları halka bildirmek amacıyla aşağıdaki dergilerden hangisi yayınlanmaya başlamıştır? Yeni yasaları bir halka bildirmek, duyurmak amacıyla çıkarılan, yayınlanmaya başlayan dergimiz Düstur dergisidir. 38 Edirne olmalı. 39'a geldik. 19. yüzyıl Osmanlı Adalet Teşkilatı'nın en önemli eksikliği mahkemelerde birlik olmamasıydı. Aşağıdaki mahkemelerden hangisi Şehiristan'a bağlı olup Müslüman halkın evlenme, boşanma, miras ve benzeri davalarına bakardı. Bahsi geçen mahkeme tabii ki şer'i mahkemelerdir. 39. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 40'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfını meydana getiren unsurlardan birisi değildir? Vezirler Seyfiye sınıfına mı mensuptu? Evet. Kapıkulu askerleri Seyfiye sınıfına mensup muydu? Evet. Peki beylerbey ve sancak beyleri de yine Seyfiye sınıfına mı mensuptu? Evet. Peki kadı ve müderrisler hangi sınıfa mensuptu? Onlar ilmiye sınıfına mensup idi. 40 ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 41'e. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reayadan yani halktan bir kişinin padişah fermanı ile askeri sınıfa geçebilmesi için gerekli şartlardandır? Müslüman olması gerekiyor mu? Tabii ki. Peki devlet görevini en iyi şekilde yapmış olması gerekmekte mi? Tabii Padişaha tam bağlı olmalı mı? Elbette o halde 41 ne olacak? Edirne olacak. Geldik 42'ye. Osmanlı Devleti'nde geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklara mukata arazi denir. Geliri kale komutanlarına ve tersane masraflarına ayrılan topraklar ocaklık araziydi. Geliri sınır boylarında görev yapan askerlerin masraflarına ayrılan topraklara yurtluk arazi denir. Padişah ailesindeki kadınların masraflar için ayrılan topraklar paşmaklık araziydi. Bir ek gelir olarak da arpalık araziyi düşünebilirsiniz. O halde 42 ne olsun? Adana olsun. 43'e geldik. Geliri beylerbeyi, sancak bey ve padişahlara ayrılan toprak türü yukarıdakilerden hangisidir? Tabii ki en iyisi aklımıza gelsin. Burada en iyisi hangisiydi? has araziydi. 43 ne olsun o zaman? Adana olsun. Geldik 44. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dirlik sisteminin sağladığı faydalardan birisi değildir diye sordum. A şıkkıyla devam ediyorum. Üretimde süreklilik sağlanmış mıdır? Doğru mu? Evet. Peki devamlı savaşa hazır bir ordu bulunduruldu mu bu sayede? Evet. Ülkenin bayındır hale gelmesi sağlandı mı? Evet. Peki eyalet askerlerinin masrafları karşılandı mı dirlik sistemi sayesinde? Tabii ki. Hazinenin nakit para ihtiyacı giderildi mi? Hayır. Dirliğin geliri hazineye girmez idi. Tabiri caizse olduğu yerde harcanır Unutmayın. Burada bir kelime oyunu yapmışım. 44 ne olmalı o zaman? Yine Edirne olmalı. 45'e geldik. Yukarıdakilerden hangisi kalemiye sınıfına mensup değildir? Defterdar bu sınıfa mensup muydu? Evet. Peki nişancı kalemiye sınıfına mensup muydu? Evet. Reisül Kütabı hatırlayın bir dönem Nişancı'ya bağlıydı. O kalemiye sınıfına mensup mu? Evet. Peki geldik divan katipleri adı üstüne. Katipler yine kalemiye sınıfına mensup mu? Evet. Ama kaz asker, kadı asker, kadı yıldeşker ilmiye sınıfın mensubudur. 45 ne olmalı? Denizli olmalı. 46'ya geldik. Osmanlı Devleti çıkardığı arazi kanunnamesiyle uzun süre toprağı elinde tutarak İşleyenlerin onun sahibi olmalarına müsaade etmiştir. Osmanlı tebaası böyle bir hakkı aşağıdaki dönemlerden hangisinde elde etmiştir? Aklınıza Abdülmecit dönemi gelsin. Yani Tanzimat dönemini getirin aklınıza. 46 altında olacak? Adana olacak. 47. sorudayız. Hristiyan erkeklerin askere gitmeme şartıyla yılda bir kez ödedikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Hemen aklınıza eminim cizye vergisi gelmiştir. Kafa vergisi olarak da bilinir. Öşürü biliyorsunuz. Ürün üzerinden alınır idi. Baç mesela bacı, bazari, pazar yerlerinden alınırdı. Haracı mukassem ve haracı muvazzaf gayrimüslim tebaadan ürün ve arazi üzerinden alınan vergiler idi. 47 ne olmalı? Denizli olmalı. Geldi 48'e. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı ile ilgili doğru bir bilgidir diye sordum. Savaşta en önde mücadele mi ederler? Hayır. Hükümdar değişikliklerinde cülüs bahşişi alır mıydılar? Tabii ki. Tımar Bey'inin yönetiminde savaşa mı katılırdı? Hayır. Tımarlı sipahiler gelsin. Ordunun en kalabalık sınıfı mıydı Yeniçeler? Hayır. Eyalet askerleri gelsin aklımıza. Müslüman erkeklerden mi oluşurdu? Devşirme kökenliydi bunlar. Hayır. 48 o halde ne olmalı? Bursa olmalı. 49. sorudayız. Yukarıda açıklaması verilen toprak türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sordum. Birinci öncülüğüne başlıyorum. Geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklardır. Hangisiydi bunlar? Has arazi aklımıza gelsin. Geliri hayır kurumlarının masraflarına ayrılan topraklardır. Vakıf arazi geldi aklımıza. Geliri kale muhafızlarına ayrılan, tersane masraflarına ayrılan topraklardır. Ocaklık arazi geldi aklımıza. Geliri üstün hizmet karşılığı devlet görevlerine bırakılan topraklardır. Malikane arazi geldi aklımıza bir de malikane sistemi vardı. Hatırlayınız o halde 49 ne olmalı? Adana olmalı. 50. sorudayız. Osmanlı Devleti'nde hazinenin çok farklı gelir kaynakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir diye sordum. Öşür bir gelir kaynağı mıydı? Evet. Peki haraç bir gelir kaynağı mıydı gayrimüslimlerden alınan? Evet, askere gitmemeleri koşuluyla gayrimüslim erkeklerin ödediği cize bir gelir kaynağı mıydı? Evet, zekat biraz kafanızı karıştıracak. Ya ne alaka, zekat nasıl bir gelir kaynağı olur? Kıymetli arkadaşlar, öyle bir an geldi ki insanlar zekat verecek kişiyi bulamadılar. Yani durumları insanların bu kadar iyiydi. Onlar da tuttu zekatı devlete verdiler ve bu sebeple devlet ne yaptı? Zekatı aldı, ihtiyacı olan kişilere, farklı coğrafyalardaki kişilere ne yaptı? Verdi. O bölgelerde yerine göre yatırımını yaptı. Zekat bu nedenle bir gelir kaynağıdır. Dikkat! Ama padişah değişikliklerinde dağıtılan cülus bir gelir kaynağı değil, bir giderdir. 50 ne olmalı? Edirne olmalı. Geldik 51'e Osmanlı İmparatorluğu'nda olağanüstü durumlarda aşağıdaki vergilerden hangisi toplanmıştır? Olağanüstü durumlarda toplanan vergi avarız akçesidir unutmayın. 51 Adan olmalı. Bağda heva hava vergisi olarak da biliniyor. Haşar ürün üzerinden alınıyordu. Resmi çift deniyor ki bir çift öküzün işleyebileceği kadar arazisi olan kişilerden alınan vergiydi. Bacı bazari pazar yerlerinden alınan vergiydi. 51 ne olmalı? Adan olmalı. 52'ye geldik. Kaime-i nakdiye-i mutebere yani itibarlı nakit kayme adıyla bilinen iki kağıt para Aşağıdakilerden hangisi dönemde bastırılmıştır? Aklıma hemen Sultan Abdülmecit geldi. 52. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 53. sorudayız. Osmanlı ülkesinde yaşanan fiyat artışını engellemek amacıyla devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden birisi değildir? Dışarıya gümüş çıkışı yasaklanmış mıdır? Bu bir önlem miydi? Evet. Peki yeni paraların piyasaya çıkması üzerine Derhal eski paralar toplanmış mıdır? Evet. Sahte para basımı engellemeye çalışıldı mı? Aldan önlemlerden birisi de bu muydu? Evet. Sarraflara işleyebilecekleri kadar gümüş verildi mi? Fazlası verilmedi. Dikkat edin. Peki köylülerin şehirlere yerleşmesi mi sağlandı? Alakası yok. O halde 53 ne olmalı? Edirne oldu. 54. sorudayız. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Banka Osmani ne zaman kuruldu? 1856 tarihi veriliyor. Dikkat edin. Banka Dersaadet 1847. Şimdi Ziraat Bankası ki memleket sandıkları olarak kuruldu. O yüzden bazı akademik yayınlarda memleket sandıkları olarak kurulduğu tarih Ziraat Bankası'nın kuruluş tarihi olarak verilmekte. Ki daha sonraki dönemde Ziraat Bankası adını aldı biliyorsunuz. O halde bu sıralamaya göre cevabınız ne olmalı? 2, 1 ve 3 olmalı. Yani... 54. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. 55. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Müslümanların çoğunlukta bulunduğu bölgelerden birisi değildir? Mısır, Kırım, Hicaz ve Trablusgarp Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelere örnek miydi? Evet. Ama Mora deyince aklımıza Rumlar gelecektir eminim. O halde 55 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 56'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Enderun'da yer alan odalardan birisi değildir diye sordum. Şurayı okumadan bakalım çözebilecek miyiz? Hazine odası, kiler odası, sefer odası ve doğancılar odası Enderun'da yer alan odalardan birisi miydi? Evet. Arz odası Enderun'da yer alan odalardan birisi değildir. Neydi Arz odası? Topkapı sarayında padişahların divan-ı hümayun üyeleri ve yabancı devlet adamlarıyla buluşma yeriydi Arz odası. O halde 56 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 57. sorudayız. Ali Kuşçu'nun Fatih'e sunduğu aşağıdaki eserlerinden hangisi 19. yüzyılda günümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin temelini oluşturan İstanbul Mühendis ders kitabı olarak okutulmuştur. Biraz zor bir soru hemen kızmıyoruz. Risaletül Fethiye eseri gelsin. 57. sorunun cevabı Ceyhan olmalı. 58'e geldik. 16. yüzyılda en büyük atılımı yapan bilim dalı coğrafya oldu. Osmanlılar'da ilk özgün coğrafya eserleri de yine bu dönemde yazıldı. Ünlü Türk denizcisi Piri Reis aşağıdaki eserlerinden hangisinde Akdeniz kıyılarını, adaları, limanları ve tehlikeli kayalıkları anlatmıştır. Bahsi geçen eser Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye isimli eseridir. Unutmayınız lütfen. O halde 58. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 59'a. Deniz coğrafyası alanında eserler veren bir diğer araştırmacı Seydi Ali Reis'tir. Osmanlı Amirali olarak Hint deniz seferlerine katılan Seydi Ali Reis bu seferler sırasında gördüğü yerleri aşağıdaki eserlerden hangisinde anlatmıştır? Seydi Ali Reis bu seferler sırasında gördüğü yerleri Müratül Memalik isimli eserinde anlatmıştır. 59. sorunun cevabı Ceyhan olmalı. 60. sorudayız. 16. yüzyılda İstanbul'da kanuni tarafından Osmanlı eğitim kurumlarının en büyüğü olan Süleymaniye Medreseleri açıldı. Bu medreselerde matematik ve tıp öğretimi yapan bağımsız birimler vardı. Aynı yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'da aşağıdakilerden hangisi tarafından ilk Osmanlı rasathanesi kurulmuştur? 1575 tarihi veriliyor genellikle. Takiyiddin Mehmet tarafından ilk Osmanlı rasathanesi kurulacak. Daha sonra donanma Hümayun tarafından İslam'ın fetvası ve sultanın müsaadesi doğrultusunda yıkılacaktır. O dönemde tabi çeşitli sıkıntılar nedeniyle böyle bir kurum ortadan maalesef kaldırıldı. 60 ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 61'e. Yukarıda özellikleri verilen ünlü Osmanlı hekimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Öncülere bakalım. Cerrahlık ile ilgili çalışmalarının yer aldığı Cerrahname adlı eserinde yaptığı ameliyatları resimlerle anlatmıştır. Vay be! Ayrıca diş tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vermiş, dişçilik aletlerinin nasıl kullanılacağını tarif etmiş, tıpta deneye önem veren bir hekim olup, hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle tıp biliminin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Nefis, deneylerini Mücerrebname adlı eserinde anlatmıştır. Ünlü Hekim bu kitabında yılan zehrine karşı panzehir olarak geliştirdiği bir ilacı kendisinde denediğini söylemektedir. Mücerrebname deyince aklıma oğlu Şerafettin geliyor. 61. sorunun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı kıymetli arkadaşlar. 62'ye geldik. Aşağıdaki Osmanlı Sultanlarından hangisinin dönemiyle birlikte Osmanlı tarih yazıcılığında yeni bir aşamaya geçilmiş? Dikkat edin. İlk kapsamlı dünya ve Osmanlı tarihi yazma denemeleri yapılmıştır. Bahsi geçen dönem II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet dönemidir. 62. sorunun cevabı Adana olmalı. Geldik 63'e. Osmanlılarda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere minyatür. Bu resimleri yapanlara da nakkaş denirdi. Fatih Topkapı Sarayı'nda bir nakkaşhane kurarak burada gibi sanatçılardan hangilerini ilk Osmanlı minyatürlerini yaptırmıştır? Seyit Lokman 16. yüzyıl dikkat edin lütfen. Peki Levni 18. yüzyılda hatırlarsanız o halde cevap ne olmalı? Sinan Bey olmalı. Gül koklayan Fatih portresi aklımıza gelsin. 63 ne olmalı kıymetli arkadaşlar? Edirne olmalı. 64. sorudayız. Yazı veya çizgi anlamına gelen hat güzel yazı yazma sanatıdır. Hat sanatı ile uğraşanlara ise hattat adı verilir. Türk kültür hayatına İslamiyet'in kabulünden sonra girmiş olan hat sanatı asıl gelişimini Osmanlı döneminde göstermiştir. Hat sanatı Fatih döneminde yaşayan ve Osmanlı hattatlarının piri olarak kabul edilen aşağıdaki üstadlardan hangisiyle zirveye çıkmıştır? Tabii ki cevabımız Amasyalı Şeyh Hamdullah olacak. 64 Adan olmalı kıymetli arkadaşlar. 65'e geldik. Çinicilik kil topraktan yapılan levhaların genellikle çiçek resimleriyle bezenip fırında pişirilmesi sanatıdır. Yukarıda Osmanlı kentlerinden hangileri Çin sanatının geliştiği yerler arasında gösterilebilir? Genellikle Biki diye kodluyor çalışan arkadaşlar akrosiz yapıyorlar. Bursa, İstanbul, Kütahya ve İznik bu üç kenti unutmayınız. 65 ne olmalı? Edirne olmalı. 66. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi tesip sanatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir diye sordum. A şıkkıyla devam ediyorum. Bu alanda Osmanlı döneminde çok güzel örnekler verildim. Evet. Peki E şıkkına bakalım. Osmanlı döneminde süsleme işi altın kullanılarak yapıldığı için tesip genellikle çok değerli kitaplara mı uygulandı? Evet. Yavuz'un İran seferi dönüşünde getirdiği sanatçılarla gelişen Osmanlı tesip sanatı 2. Abdülhamit döneminde her bakımdan zirveye mi çıktı? Hayır. 2. Abdülhamit döneminde zirveye çıkmadı. Tesip sanatçılarına müzehip denir mi? Doğru mu? Doğru. Tesip İslam kültürüne özgü kitapları süsleme sanatı mıydı? Evet. Peki o halde 66 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 67'ye geldik. Osmanlı İmparatorluğu zaman içerisinde gerek devlet teşkilatı ve gerekse askeri açıdan zirveye çıkmıştır. Avrupalılar tarafından aşağıdaki dönemlerden hangisi Türk yüzyılı olarak adlandırılmaktadır? Avrupalılar tarafından 1501 ki 1599 tarihleri arası biliyorsunuz 16. yüzyıldı. Avrupalılar tarafından 16. yüzyıl Türk yüzyılı olarak kabul edilmektedir. 67 ne olmalı? Bursa olmalı. 68. sorudayız. Tımar sisteminin faydaları ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden Hangileri doğru değildir diye sordum. Birinci öncülle başlıyorum. Devlet nakit para ihtiyacını karşılamış mıdır? Bu doğru mu? Hayır. Devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için kurduğu sistemin adı iltizam sistemiydi. Bunun tımar sistemi ile alakası yok. Dikkat ediniz lütfen. Peki devlet otoritesi en ücra noktalara kadar taşındı mı tımar sistemi sayesinde? Evet. İkinci olduklarını attık. Zaten cevap ortaya çıktı. Tımar sistemi sayesinde üretimde sürekli sağlandı mı? Evet ama tımar sistemi sayesinde devlet nakit para ihtiyacını karşılamadı. O halde 68. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Geldik 69'a. İltizam usulünün uygulanması ve doğurduğu sonuçlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz diye sordum. Suistimal görüldüğü takdirde mültezimin mallarının müsaadesi ve iltizam fazlasının alınması gibi sert cezalar tatbik olundu mu? Doğru mu bu aşıkkı? Doğru arkadaşlar. Peki iltizam usulü mukataların belli bir bedel karşılığında özel teşebbüs tarafından işletilmesi anlamına mı geliyordu? Evet. Peki Osmanlı Devleti mültezim diye adlandırılan özel teşebbüsler aracılığı ile vergi tahsilatını yapmaya yönelik iltizam sistemini tasarladı mı? Evet bu da doğru. D'ye geldik. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti tımar sistemi yerine iltizam sistemine geçmeye başlamıştır. Mukata adı verilen birimlerden belirli süreler için vergi toplama imtiyazı müzayede yoluyla satılmaya başlanmıştır. Bu da doğru mu? Doğru. Peki geldik C'ye. İltizam usulü genellikle merkeze yakın eyaletlerde uygulanarak vergilerin süratle merkeze götürülmesi ya da getirilmesi amaçlandı mı? İltizam sistemi merkeze yakın eyaletlerden ziyade özellikle vergi toplamanın problem olduğu merkezden uzak eyaletlerde uygulandı. 69'lu olmalı, Ceyhan olmalı. 70'e geldik. Süreler İslam'da kutsal sayılan beldelere maddi destek sağlamakla beraber özellikle hilafet elinde bulunduran Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar için dini ve siyasi yönden çok önemliydi. Osmanlı tarihinde özellikle aşağıdaki bölgelerden hangisini ele geçirilmesiyle beraber Sürre alayları düzenli olarak gönderilmeye başlanmıştır. Tabii ki Hicaz bölgesi gelsin aklımıza. Yani Harameyn dolayları Osmanlıların eline geçince Osmanlılar da düzenli olarak Sürre alayları düzenlemeye başladılar. 70 ne olmalı? Ceyhan olmalı. 71'e geldik. Dirlik sisteminin ilk defa uygulanmasında sistemin geliştirilmesinde ve son halini almasında yukarıdaki Osmanlı devlet adamlarının hangileri etkilidir? 2016 YGS sınav sorusu geldi unutmayınız. Dilik sistemi ilk defa Osman Gazi döneminde uygulandı. Orhan Gazi geliştirdi ve 1. Murat döneminde o an itibariyle son şeklini aldı. Verdiğim bilgiler doğrudur, akademiktir. Aklınızda olsun lütfen, itiraz etmeyelim hemen. 71. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Adana olmalı. 72'ye geldik. Ebru özel olarak hazırlanmış suyun yüzeyine boyaları serpiştirerek oluşan deseni bir yüzeye aktarma sanatıdır. Osmanlı Devleti'nde tarihi tespit edilmiş en eski Ebru örneği aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir? 15. yüzyıla aitmiş kıymetli arkadaşlar unutmuyorsunuz. 72. sorumuzun cevabı Bursa olmalı. Geldik 73'e. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gücünü yansıtan büyük boyutlu eserler yapıldı. Bu yüzyılda Osmanlı mimarisini zirveye taşıyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Mimar Sinan'dır. 73. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 74'e geldik. Yukarıdaki eserlerden hangileri Mimar Sinan'a aittir? Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye Camii Mimar Sinan'a aittir. Çıraklık, kalfalık ve ustalık süreci olarak da aklımızda lütfen kalsın. Edirne'ye gittiğimde Selimiye Camii'ni gördüm ve inanılmaz derecede heyecanlandım. Bunda yeri geldiği için söyleyeyim ben size. Harika bir eser. Gerçekten e, gidin fırsatınız varsa böyle tarihi yerleri, eserleri inceleyin, gezin, görün. 74 Adana olmalı. 75'e geldik. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerinde toplanan vergiler ve açıklamaları verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diye sordum. Ağıl anam vergisi. Bakalım açıklamasına. Ağıl sipahinin arazisine yaptığı ağıl için. Anam ise koyun ve keçi üzerinden alınan vergiydi doğru mu? Doğru. Peki çift hane vergisi Müslüman reayadan bir çift öküzün işleyebileceği büyüklükteki çiftlik karşılığında alınıyordu doğru mu? Doğru. İzli sefine vergisine bakalım. Hane reislerinden savaş harcamalarını karşılamak için tahsil mi edilirdi? Hayır. Bu geçiş vergisiydi. İhtisap vergisine bakalım. Şehir ve kasabaların pazar ve panayır yerlerinden alınırdı. Doğru mu? Doğru. Dönüm vergisi reayadan sipahilere tahsis edilmiş olan topraklarda bulunanlardan ekip biçtikleri yerlerin dönümüne göre yıllık olarak alınan vergilerde doğru mu? Doğru. O halde 75 ne olmalı? Ceyhan olmalı. Arkadaşlar bir soru çözüm videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda tekrar buluşmak dileğiyle.